Kararlarının bu anlamda iyi irdelenmesi, takip edilmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile paylaşmıştır. Onun bir defa altını çizeyim. Ve bu konudaki hassasiyeti, konuyu sonuçlandırma konusundaki kararlılığı için de buradan bir kez daha partimiz adına Sayın Yerlikaya'ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Konunun detaylarıyla ilgili Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacaktır. Diğer soruya gelince, tabii toplum vicdanını yaralayan böyle bir katliamın karşısında duruyoruz. Durmak lazımdır. İnşallah ülkemiz bir daha böyle vakalarla, böyle olaylarla karşı karşıya kalmaz. İkinci boyutu, hukuki boyutu ise elbette biz de takip ettik. Yani o günlerde 18 yaşın altında olduğundan üst sınır olan 24 yıllık cezayla cezalandırılmıştı. Bu şartlı salıverilme meselesi, evet, ülkemizde neredeyse görebildiğimiz kadarıyla bir otomatik, bir prosedür gibi işletiliyor. Bildiğimiz kadarıyla bununla ilgili bir komisyon söz konusu. Şimdi burada toplum vicdanını böylesine yaralayan bir katliam karşısında komisyonun böyle bir inisiyatifi, bir yetkisi varsa bunu sonuna kadar kullanmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Söylediğiniz ek iddianame ise biz de takip edeceğiz. Detaylarına henüz vakıf değiliz. Bu elbette milletimiz adına bu konuyu takip ederek önümüzdeki günlerde yine açıklamalar yapmaya çalışırız. Başka? Efendim, Sakarya Milletvekiliniz Ümit Dikbayır son dönemde hakkında çıkan iddialarla ilgili yeni açıklamalar yaptı. İddiaların gerçeğini yansıtmadığını bir kez daha yineledi açıklamasında ve bir süre daha bekleyip iddiaların araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bu gelişmelerle ve açıklamalarla ilgili yorumunuz var mıdır? Değerli arkadaşlar, ona cevap vereceğim ama onunla ilişkili özellikle kamuoyumuzda bir süredir bazı istifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye gerçekten haksız ve mutlak ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Elbette eleştirileri açığız, elbette bu konudaki değerlendirmeler, yorumlar bizim için çok kıymetli. Ama iş gerçek dışı beyanlara, iftiralara geldiği zaman ben geçtiğimiz hafta da söylemiştim, bu başka bir şey. Bahsettiğiniz isim bugün Genel Başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşır. Şunun altını çizmek istiyorum bu çerçevede. İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin kuruluş felsefesinde Türk milletinin bekası, milletimizin birliği ve bütünlüğü, bu anlayıştan, Türk milletine dayatılan bu siyasi anlayıştan kurtulması hedefi vardır. Ve bu hedefe biz ilerlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim içimize giren İYİ Parti'nin bu felsefesine kullanarak daha sonra da kendi çıkarları gerçekleşmediğinde bunu bir başka öyküyle millete sunmak isteyenlere İyi dikkat edilmesi lazım. Milletimizin vicdanı çünkü bunu çok iyi biliyor değerli arkadaşlar. Bir partiden başka partiye de geçebilirsiniz ki Sayın Erdoğan bile geçmişteki bir açıklaması var biliyorsunuz. Orada da ifade etti. Eğer bunu yapıyorsanız, yürekliyseniz esas olan milletvekilliğinden de istifa etmektir. Nitekim Sayın Fakı Baba bunun en somut, en son örneğidir. Ben yetkiyi milletimden aldımsa tekrar o yetkiyi verdim ve tekrar toplumun karşısına çıktı ve yeniden partimizden milletvekili seçildi. Dolayısıyla İYİ Parti'nin Türk siyasetinde oturduğu yer çok önemli. Bugün siyasi iktidarın geldiği nokta da bizim dediklerimizle, söylemlerimizle uyumlu bir hale gelmeye başlamıştır. Bizim dediklerimizin doğruluğu noktasında. Başka var mı arkadaşlar?
Efendim Artı TV Burcu Turan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50+1 oy alan adayın seçilmesi sisteminin kaldırılabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Evet, biz bu açıklamanın aslında hukuki ve siyasal açıdan en somut, en net ifadesini ortaya koyan siyasi partiyiz. Neden? Bakın 26 Ağustos'ta Kocatepe'de Sayın Genel Başkanımız milletimize bir çağrıda bulundu. Aslında diğer siyasi partilere milletin huzurunda. Gelin dedi, iki yumruk arasında sıkışmış bu milleti bu kıskaçtan kurtaralım. Her birimiz kendi adaylarımızda kendi başımıza rakip olalım. Bu milletimiz de alternatifler arasından en iyi seçmeyi hakkını ona verelim. O günlerde çok anlaşılmadı, bazı çevreler bunu çok farklı noktalara çektiler. Hala da devam ediyorlar. Ama görüyorsunuz ki bu ülkede 50+1 sisteminin taşınması mümkün değil. Böylesine bir kutuplaşmayla ülkenin yönetilmesi, ülkenin ekonomik problemlerinin çözülmesi mümkün değil. Ama bir hususun altını çizmek istiyorum. Burada oran şuraya çekilir, buraya çekilir şeklindeki teklifler bir yana, sadece bununla ülkede giden bu problemi, artan bu problemi çözemezsiniz Sayın Erdoğan. Kuvvetler ayrılığı prensibi nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakları, kazanımları, yetkisi şu anda nerede duruyor? Ülkede denetimsizlik bu kadar has safhaya çıkmış. Gelir adaletsizliği başta olmak üzere adalet sistemimiz çok büyük yaralar açılmış ve hala da devam ediyor. Böylesine vahim bir tabloyu bir sayısal çoğunluk değerlendirmesine sığdırmak da çok yanlıştır. Bu bakımdan bizim ilkesel olarak İyi Parti açısından bu sistem tartışmalarının geldiği nokta çok kıymetli olmakla birlikte bizim uyarılarımız milletimizin huzurunda geçmişten bugüne ortadadır. Dolayısıyla biz demokrasi ve özgürlükler adına bu sürecin bir an önce inşa edilmesi, sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki Sayın Erdoğan'a da bu çağrısı sonrası özellikle yerel seçimlerde gerçekten samimiyet noktasında göreceğiz. Yani orada diyor ki altılı masa diyor, kimin eli kimin cebinde belli değil diyor. Ama şu gerçeği biz de hatırlatmak zorundayız. Siz de altılı masaydınız, siz de bir ittifak sisteminin içindeydiniz. Alt değil mi? Cumhur İttifakı da 6 üyeden oluşuyordu. Kimi kastediyorsunuz? Yani bu tartışmalar uzar gider ama esas olan şudur, İyi Parti'nin çağrısı ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Bu milletin ferasetinin buna nasıl onay verdiğini de hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar. Başka